Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Siyam. Evet, bu kitap orucun ehkamını beyan eden kitaptır. Şimdi okuduğumuz zekatı değil. Bu ikinci cildin başında buraya kadar zekattan bahsetti. Burada da oruçtan. Tabi zekattan bahsetti deyince zekatın bütün türatını bahsetmiyor. İhtilaflı olan meseleleri beyan ediyor. Burada da öyle. Orucun bütün ehkamını beyan etmeyecek. İhtilaflı olan meseleleri beyan edeceğiz. Bâb-ı vakti lezî yahrumu fîhî ta'âmu alâs-siyâm. Bu bab şu vakti beyan eder ki yahrum haram olur fîhî anda et-ta'âmu ta'âm alâs-siyâm. Oruç üzerine. Yani oruç tutanların artık o vakitte yemek yemesi haram. Buna vakittir. Burada iki kavl var. Bir kavli demiş ki, güneş doğuncaya kadar sahur tamam, yemeğini yer. Bir kısmında demişler, hayır, şafak atıncaya kadar. Bu iki ihtilafı beyan edecek. Birinci, şafak atsın, sen yemeğini yersin, ta güneş doğmazdan evveline kadar. İkinci kavli de diyor ki, hayır, şafak atıncaya kadar yersin, şafak atını daha yemezsin. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن عاصم بن بهتلة عن زر بن حبيش قال فسحر زر بن حبيش diyor ki ben seher yemeğini yedim ثم انطلقت الى المسجد sonra mescide gittim فمررت بمنزل حسيفة Hazreti Hüseyfe bin Yemani'nin evine uğradım فدخلت عليه onun evine girdim فَأَمَرَ بِلَقْحَةٍ فَأَمَرَ اَمْرِتْتِ بِلَقْحَةٍ bir devenin sağılmasını فَحُلِبَتْ deve sağıldı yani yeni doğmuş sütü olan deveye lakha dediler öyle bir devesi vardı emretti onu sağdılar ve بِقِدْرٍ bir de bir çömlek istediler فَسُخِنَتْ ondan sağmış oldukları sütü o tencerede teskin ettiler, kızdırdılar, kaynattılar. Sümme kâle sonra bana dedi ki, kül, ye. Fekultu ben ona dedim ki, inni uridu savm. Ben oruç tutmayı murad ediyorum. Şefakatli ben, nasıl yiyeyim? Oruçluyum ben. Kâle buyurdu ki, ve ne uridu savm. Ben de oruç tutmak istiyorum, ye. Halbuki şefakatmış. Sabah namazına gidiyorlar. Hazreti Hüseyfe kendisi de oruç tutacak. O da oruç tutacak, ona ye diyor. Hâle, Zerr ibn-i Hübeş diyor ki, فَاَكَلْنَا biz yedik. ثُمَّ شَرِبْنَا sonra su da içtik. ثُمَّ اَتَيْنَا الْمَسْجِدَ sonra mescide geldik. فَاُقِيمَتِ الصَّلَى namaz ikame olundu. Hâle buyurdu ki, هَاكَذَا Hazreti Hüseyfe buyurmuş ki, هَاكَذَا فَعَلَى böylece işledi bi bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz böyle böyle yaptı. Ev sena'atu ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahut da diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle böyle yaptı. Resulullah Efendimiz beni böyle işledi yahut da onunla böyle yaptık. Şek ediyor Zerr-i Hübeyş. Yani Hazreti Hüzeyfe seheri yemiş ondan sonra Resulullah Efendimiz'in huzuruna uğramış. Resulullah Efendimiz de yemek getirmiş, orada yemişler, içmişler. Halbuki şefakatmış. Yalnız güneş doğmamış. Ondan sonra kalkmış, gitmişler, sabah namazını kılmışlar. Buldu, şimdi burada şık şık olduğundan Asim İbni Behdere Zir İbni Hübeş ediyor ki siz böyle yaptınız ama Hazreti Hüzeyfe ile daha da subhi şefaktan sonra mıydı? Yani şefak atmış mıydı? Yoksa şafak atmadan mı bunu yaptınız? Hâle Zerr ibn-i Hübeş dedi ki Bâd-ı Subh'ı şafak attıktan sonra biz bunu yaptık. Gayre enne şemse lem tatlu. Yalnız güneş türü etmemişti. Şafak atmıştı fakat güneş türü etmemişti. Biz Hazreti Hüzeyfe'yle böyle yaptık. Bundan ne anlaşıldı? Güneş doğuncaya kadar seher vakti yemeği yenilir. قال أبو جعفر إمام التحاوي بيردك ففي هذا الحديث وحديث دول جدر عن حزيفة هزلة حزيفة دنكي أنه أكل هزلة حزيفة يدي بعد تلوع الفجر فجر تلوع دنصر
ve heve yuridu sığım. Halbuki orucu da murat ediyor. Oruç tutacak. Oruç tutacak olduğu halde fecrin tülü ondan sonra yedi. Ve yehti hikaye ediyor. Misle zalik. Bunun mislini böyle yapıldığını an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den de hikaye ediyor ki Peygamber Efendimiz şafak attıktan sonra yemiş yalnız güneş tülü etmezden evvel. Yemiş bundan sonra gitmiş namaz kılmışlar. Resulullah Efendimiz'den de bunu rivayet ediyor. وَقَدْ جَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Halbuki Peygamber Efendimiz'den geldi. خِلَافُ ذَٰلِكِ Bunu hilaf etti. Bu Zirr ibn-i Hübeyş'in rivayetinin tersine, onun hilafına rivayet geldi. فَهُوَ Bu hilafına gelen rivayet de ma bir şeydir ki قَدْ رَوَيْنَا Biz rivayet eyledik. عَنْهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den مِمَّا تَقَدَّمَتْ Geçmiş şeylerden ki zekerina lehu biz onu zikreyledik fi kitabina haza bizim bu kitabımızda ki ennehu Peygamber Efendimiz kâle buyurdu inne bilalen bilal yunadi nida eder bileylin geceliğin yukarıda geçti ya bu kitab-ı salakta ki bilal geceliğin birinci ezanı okur fekülü ve şurabu siz yiyiniz içiniz bilalın ezanını duyduktan sonra gene yiyiniz içiniz. Çünkü şafak atmamıştır. O şafaktan evvel ezan okuduk. Hatta yunadiye İbni Ümmi Mektub. İbni Ümmi Mektub ezan okuyuncaya kadar yiyin için. İki mezin var idi. Biri Hazreti Bilal o sabah namazına şafak atmasına bir saat kaldı mı ezan okurdu. Birinci ezan. Ve el-amre dini imdevere'de bu adet devam ediyor. Başka memleketlerde yok. Mekke'de de yok. Şimdi bir icat etmişlerse var. Yok, yok o diye. Şimdi icat etmişler öyleyse. Yok. Mekke'de bir defa okunurdu. Öyleyse yeni icat etmişlerdi. Yalnız Medine'de vardı. Ben 16 sene Medine'de, Mekke'de kaldım. Mekke'de birinci ezan yoktu. Ama şimdi icat etmişler başka. 16 sene kaldım. Mekke'de birinci ezan yoktu. Ta Resulullah Efendimiz'in zamanından o zamana kadar birinci ezan Mekke'de yoktu. Yalnız Medine'de vardı. Medine'de de Resulullah Efendimiz zamanından bu zamana kadar var. Hala da var. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Bilal ezan okudu mi siz gene yiyin içiniz. İbn-i Ümmü Mektum ezan okudu mi o şafak atınca onun gözlere amaydı. Haber verirdiler. Ya şafak attı hemen çıkar ezanı okurdu. Şafakı gözlerdi. Öyleyse o vakitte daha yiyip içmeyiniz. O vakitte kadar. Şimdi bu, buradaki Zirr ibn-i Hübeyş'in rivayetine muhalif oldu. Zirr ibn-i Hübeyş diyor ki, şafak atmış. Fakat güneş doğmamış. Biz Hazreti Hüzeyfe ile gene yemek yedik. O da oruç tuttu, ben de oruç tuttum. Halbuki yukarı kendisi de diyor ki, İbn-i Ümmü Mektum şafak attı mı ezan okur. Siz onun ezanıyla beraber yemeği içmeyi kesiniz. Bu iki hadis birbirine mariz oldu. Evet. Ve ennehu kâle. Peygamber Efendimiz buyurdu ki La yemne'anne elbette men etmesin ahadeküm sizden birinizin ezanu bilal bilalın ezanı men etmesin min sahurihi sahur yemekini yemekten men etmesin. فَإِنَّهُ بِلَالْ اِنَّمَا يُؤَذِّنُ Ezan okuyor. لِيَنْتَبِهَ Uyansın نَائِمُكُمْ Uyuyanınız. Bir adam yatmış uyuyor. Uyansın. Teheccüdünü mü kılacak, vitrini mü kılacak, sehur yemekimi yiyecek. Onu uyandırmak için. وَلِيَرْجَعَ رُجُعْ اِسْنْ قَائِمُكُمْ Kaiminizde rücu etsin, istirahat etsin. Bir de var ki, geceden adam namaz kılmış, ibadet etmiş, yorulmuş. Hazreti Bilal'ın ezanını duyduğu gibi o da bir parça istirahat etsin. Sümme vasafel fecre, sonra Resulullah Efendimiz fecri vasfetti. Bima bir şeyle ki kad vasafahu bihi. Vasfettiği şeyle vasfetti. Ki o yukarıda geçti ya. Evvela bir beyazlık peyda olur şerh tarafından. Direk gibi. Buna yalancı şafak derler. Fecri kazip. Ki ona itibar yok. Bu asas fecir değil. Ondan bir miktar sonra böyle üfke inince
arzen bir ışık peyde olur. İşte fecr-i sadık bu. Böyle direk gibi değil de ufuk böyle gavus gibi. Gavus gibi ufukten peyde olur. İşte fecr-i sadık bu. Bununla da vasfettiğim. Şimdi bu hadisi şerif açıkça beyan ediyor ki seher vakti ne vakıta kadar yenilir? Fecr-i sadık'a kadar. Fecr-i sadık'tan sonra yeniliriz. Fedelle zalik bu delalet etti ala ennehu şunun üzerine ki huve o fecr-i sadık el mani'u mani olan odur bi ta'ami ve şarab ta'ami şaraba mani olan fecr-i sadık'tır. Ve ma siva zalik onun gayrisi mimma yemne'u minhu saim ol bir şeydendir ki yemne'u men eder mimma bir şey haberi yok ma siva zalik bu fecr-i sadık'ın ma sivası mimma bir şeydendir ki yemne'u men edilir minhu ondan es saimu saim mayum ne olur? Mayum şey olumsuzluk olsa. Ve ma siva zalik mayum ne olur? Mayum ne olur? Minhu sayı. Ve fi nuskatin mimma. Fi nuskat o yukarıdakini izah ediyor. Ve mimma siva zalik mimma yumna minhu sayı bu da olmaz. Evet. Ve fi nuskatin es-siyam o da başka. İbare de burada tam değil. Olumsuzluk versek maya olmaz mı? He? İmma şol bir şey der. Fedelle delalet etti zalik bu ala ennehu hu fecri sadık huvel mani'u li ta'am ve şerab. Ta'am-ı şerabi men eden odur, fecirdir. Bu atıf hocam. He? Ta'am-ı şerabı atıf olmuyor. Ve ma siva zalike minel muaşaret. Ve ma siva zalik. Ha doğru. Yani taam şaraptan ve ma ol bir şeyden ki siva zalik taam şaraptan başka cima gibi yani. O ma da neden? Mimma yemne'u bir şeyden ki men eder min yumne'u men olunur min ondan es-saimu sahib. Ailesine tekarrüp etmekten. Bu manaya geliyor. İşte fecr-i sadık taamdan, şaraptan men ettiği gibi bir de taam, şarap gibi orucu men eden şeylerden men eder. Yani ailesine tekarrüb etmektedir. Anlaşıldı şimdi. Fahâzî lâsâr bu eserler, elletüyle eserler ki zekerine biz zikrettik muhalifetun muhalifte ile hadîs-i Huzeyfe Hazreti Huzeyfe'nin hadîsine. Ve kad yehtemilu hadîs-i Huzeyfe Hazreti Huzeyfe'nin hadisi muhtemel olur indena bizim indimizde vallahu alem Allahu Teala daha iyi bilicidir ki en yekuna Hazreti Huzeyfe'nin hadisi ola kana kable nuzuli kavlihi taala Cenab-ı Hak Hazretlerinin kavli şerifi nuzulundan evvel ola hangi kavli şerifi estaizu billah ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul khaytul ebyadu minel khaytul esvedi minel fecr ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى الْلَيْلِ Bu ayetin nüzulundan evvel idi. Bu ayet-i kerime nazil oluncaya kadar seher vakti güneş tülü edinceye kadar devam ederdi. Güneş tülüğünden güneşin uğrubuna kadar oruç tutulurdu. Ve makul olması da akla da şey dersense budur. Yani akla sorarsansa güneşin tülüğünden uğrubuna kadar oruç tutacaksan. Ama güneş tülü etmezden evvel fecir tülü etmiş, o geceden sayılıyor, gündüzden değil ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle amel ederdi. Ta ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyi inzal eyledi. Kü esra'yı billah. Külü ve şerabu siz Ramazan'da yiyiniz içiniz. Hatta yetebeyyene lekum, hatta size tebeyyün etsin, zahir olsun. El haytul ebyadu minel haytul esved. Beyaz hayit, siyah hayitten tebeyyün edinceye kadar. Hatta bunu ashab-ı kiram hakiki ip anladılar. Ceplerinde bir beyaz ip, bir de siyah ip bulundururlar. Sabahtan şafak attı mı bakardılar. İkisi birbirinden fark etti mi etmedi. Etmedi, gene yerdi. Ne vakit ki ikisini anlardı ki bu beyaz, bu siyah daha yemezdi. Bunu böyle anladılar. Sonra Cenab-ı Hak inzal etti. Minel fecri. Eğer o minel fecr nazil olmasa
hakiki ipi gene amel ederdiler. Fakat hayır, bu haytabiyat, haydasvet bildiğiniz ip değil ya, minel fetihi, şafakın, şafakın siyahlığı siyah ipe. Şafak attıktan sonra zuhur eden şafak da beyaz ipe. Böyle teşbih oldu. Sümme etimmussiyam, ondan sonra orucu siyam itmam edin, ilerleyin, geceye kadar. Geceye kadar da nedir o? Güneşin grubuyladır. Hatta grup meselesi de tuhaftır. Güneş grup eder etmez hemen acele iftar edeceksin. Beklemeyeceksin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kufe'ye gitti. Kufe'de oturuyorlar camının önünde. Güneş battı. Battığı gibi Hazreti Ömer müezzine dedi ki ezan oku dedi. Güneş battı. O minarede olduğundan yukarıda güneşi görüyor, hele ondan bakmadı. Dedi, ya emirel müminin, güneş görünüyor dedi burada. Dedi ki biz yukarıyla alakamız yok. Bize göre güneş batmıştır, ezan oku dedi. Öyle ya, daha yukarı çıksan gene güneş görünüyor. Daha yukarı çıksan gene güneş görünüyor. Biz onunla mükellef değiliz. Bize göre battı, hemen acele oku. Evet. Hindistan'da bir şehir var. Yüksek bir dağın dibinde, şehrin ismi hatırında değil de ona seyyahlar gidiyorlar. O dağa çıkıyorlar. Dağda sabahleyin güneş doğunca dağın kellesine vuruyor oradan dağda. Görüyorlar güneşin doğduğunu. Telefondan o şehre soruyorlar ki ne vakit? Gecenin yarısı diyorlar. Oraya güneş vurmuş, sabah namazı olmuş. Fakat şehir o dağın dibinde, dağda çok yüksek. Daha yarı gece, 6 saat sonra şafak atıyor şehirde. Bu kadar fark ediyor. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi biz bu dağa mı tabi olacağız, olduğumuz yere tabi olacağız. Şimdi bu hadisi şerif emretmiş oldu ki Hazreti Hüzeyfe'nin vak'esi evvelce İslamiyet'te var idi. Fakat bu ayeti kerime nazil olunca nesh olundu. Bu hüküm nesh olundu. Peki bu nesh olunduğuna dair bir delaletin var mı diyor. Bu ihtimal var ki Hazreti Hüzeyfe'nin meselesi bu ayetin nüzulundan evvel idi diyor. Bu ihtimal var. Bunu teyit ve tekit için buyuruyor ki فَاِنَّهُ حَدَّسَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين ومجالد عن الشعبي قال أخبرنا عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية عدي بن حاتم dedi ki vaktaki bu ayeti kerime nazil oldu estaizu billah وَكُلُوا وَشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ bu ayeti kerime nazil oldu عَمَدْتُ ben kastettim Hadi Hatim diyor. İla ikaleyni iki ikal. Başa geçirdikleri ikallar var ya. İki ikal aldım. Ehaduhuma esved ve laharu ebyed. Birisi siyah, birisi beyaz idi ikalların. Fecealtu enzuru ileyhima. Ben sabahtan o ikallara bakardım. Fela yetebeyyenu li el ebyedu minel esved. O gece karanlığında siyah, beyazdan, beyaz siyahtan fark olunmazdı. Ta fark olununcaya kadar seher yemeği yenilecek. فَلَمَّا أَسْبَحْتُ Vaktaki ben sabahladım. غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e gittim. فَأَخْبَرْتُهُ Peygamber Efendimiz'e haber verdim. بِلَّذ۪ي سَنَعْتُ İşledikmiş ona haber verdim ki ya Resulallah bir beyaz ikal aldım. Bir de siyah ikal aldım. Onlar birbirinden fark edilmeyinceye kadar ben sehur yemeğini yedim. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki inne visadeke le'arid senin visadın çok genişmiş. İnnemâ zâlik yani seni tevilin genişmiş. Visadek sen bunu tevil ediyorsun, beyaz ikal, siyah ikal alıyorsun. Bu manaya değil. اِنَّمَا ذَٰلِكْ بَيَادُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ Bu haydabiyat, hayda esbet demek hakikaten siyah ip, beyaz ip değildir ya. Gecenin karanlığı ile gündüzün beyazlığıdır. Bu manayadır dedi. İzah etti.
حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث رواية الدين İmam-ı Tahavi'ye Muhammed İbn Huzeyme'de rivayet etmiş. İmam-ı Tahavi evvela kimden rivayet eyledi? Ahmed İbn Davud'dan. İkinci defa Muhammed İbn Huzeyme'den. Sonra yine rivayet ediyor. Haddesena Muhammedun. Kale haddesena Yusuf İbn Adi. Kale haddesena Abdullah İbn İdris el-Evdi. An Hüseyin'in fezekere bi-isnadihi mislehu. Yani Hüseyin İbn Abdurrahman'dan aynı hadisi şerifi. İkinci bir senetle daha zikreyledi. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena el-Mukaddemi kâle haddesena el-Fudaylu ibn Süleyman en Ebi Hazim en Sehl ibn Sa'din el-Sa'idi kâle Sehl ibn Sa'idi buyurdular ki lemmâ nezelet vaktaki nazil oldu es-sa'idu billah ve külû ve şerebû hattâ yetebeyyene lekum el-khaydu l-ebyedü minel khaydu l-esved. Bu ayeti kerime nazil oldu. Ashab-ı kiram bunu anlamadılar. Ne ettiler? Cealer racülü bir adam kılardı. Yahudu khayten ebyede ve khayten esved. Bir siyah ip alırdı, bir de beyaz ip alırdı. Feyada'uhuma tahte visadetin. Bunu kendi yastığının altına kurdu. Feyenzuru bakardı ki meta yestebinuhuma. Arada sırada onları kaldırır bakardı ki beyaz ipine siyah ipi birbirinden fark edecek mi? Böyle yapardı. فَيَتْرُكُ التَّعَامِ ne vakit ki beyaz ipi siyah ipten fark ederse o vakitte taami terk ederdi. قَالَ Ravi diyor ki فَبَيَّنَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri beyan eyledi Azze ve Celle zâlike. Cenab-ı Hak bunu da beyan eyledi. وَنَزَلَتْ o vakitte nazil oldu. مِنَ الْفَجْرِ Birinci müzurunda minel fecri yoktu. Nereye kadar nazil oldu? Hatta yetebeyyene lekum el kayd ola biyedim minel kayd el esved bu kadar. Sonradan ashab-ı kiram bu müşkilatı düçar olunca Cenab-ı Hak minel fecri de nazil oldu. Peygamber Efendimiz bunu buraya yazın, bunun peşine yazın emretti. Evet. Felemma kâne hükmü hâzî ilâye. Vaktaki bu ayetin hükmü oldu. قَدْ اُشْكِلَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in ashabının üzerine müşkil oldu, anlamaz oldular. حَتَّى بَيَّنُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Hatta Cenab-ı Hak beyan buyurdu. لَهُمْ أَصْحَابِ كِرَامَ مِنْ ذَٰلِكْ İşte bu meseleden ma beyan, beyan etmiş olduğu şeyi. وَحَتَّى أَنْزَلَ Cenab-ı Hak insal buyurdu. مِنَ الْفَجْرِ مِنَ الْفَجْرِ kelimesini insal buyurdu. بعد ما قد كان أنزل إنزال buyurduktan sonra حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود bunu Cenab-ı Hak inzal ettikten sonra artık aradan kaç gün geçmiş onu beyan etmiyor da Ashab-ı Kerem müşkilata düçar olduğunu izale için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri minel fecide buyuruyor. Cenab-ı Hak biliyor. Ashab-ı kiram bu müşkilata düşecek. Çünkü Cenab-ı Hak evveli de biliyor, ahiri de. Cenab-ı Hak def eden için inzal etmedi. Hatta yetebeyyene lekumul kaytul abiyyadu minel kaytul esvedi minel fecri o vakıpta inzal buyururdu. Cenab-ı Hakk'ın her işte bir hikmeti var. Yavaş yavaş alıştırıyor onları. Bak bunu en evvela minel kaytul abiyyadu minel kaytul esved dedi. O vakitte Hazreti Hüzeyfe'nin hadiste devam etti ki ta güneş doğuncaya kadar sahur yemeğini yemeye başladılar. En evvel öyleydi. Sonradan hayır bir de zileriye alındı. İyice ışıklayacak da bakacak siyah ipine beyaz ip birbirinden fark ediyor. O tabi güneşten evvel değil de ta şafaktan biraz sonra belli olur. Şafak attı da biraz ışıklandı mı belli olur. Ha, biraz daha vakit ileri alındı. Ondan sonra Cenab-ı Hak minel fecri dedi, son hükmünü beyan etti. Tedrici surette oldu. Demek ki seher vakti üç vakit geçirdi. Birincisi güneş doğuncaya kadar seher vakti yenilirdi. İkincisi şafak atmış fakat tam ışıklanmamış o vakit de yenilirdi. Siyah ip ile beyaz ip beyaz fark edilinceye kadar.
Ha, üçüncü defede hayır, minel fecri geldiği gibi daha ipe bakmayacaksın, havaya bakacaksın. Ne vakit ki fecri sadık tülvak değil mi, işte haydar ya dur. O vakit olabilir. O vakit iftar edeceksin. Sehuri yiyeceksin, evet. Fekânel hukmu, hüküm oldu en evvelen. Ayet-i kerime nazil oldu. El-kaydu l-abiyyadu min el-kaydu l-esved. Bu nazil olunca fekânel hükmen yekulu ve yeşrebu. Onların yemesi, içmesi oldu. Hatta yetebeyyene zâlike lehum. Siyah ip, beyaz ipten zahir oluncaya kadar onlara yemek, içmek hükmü caiz oldu. Hatta nesahallahu azze ve cel. Cenab-ı Hak bunu neshetti. Bi kavlihi minel fecri. Minel fecri kavliyle bunu neshetti. Neshetti ki yani fecri sadık. Tülü etti mi? Halas daha yeyi biçemezsiniz. Alama zekerine netlicin cikrettiğimiz üzerine ki ma neyi kad beyyenehu sehlu fi hadisi. Sehl hadisinde beyan ettiği bir şeyi zikrettik ki işte bu. Yani nesk oldu bu. Ve ihtemeli ihtimal oldu ki en yekune ma ruviye ma reva Huzeyfetu min zalik. Hazreti Huzeyfe'nin bu hususta rivayet etmiş olduğunun şu ihtimali de var. Kimden rivayet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etti ki ben şafak attıktan sonra Resulullah'ın evine gittim, yedik, içtik, ondan sonra camiye gittik. Yalnız güneş türü etmemişti. Rivayet etti ya. Caiz ki bu ola kâne kable nüzûli tilkel ayet. Bu ayetin nüzulundan evvel olmuş ola. Bu ayet nazil olmamıştı. Onun için Resulullah Efendimiz böyle amel ediyordu. Fakat diğer adama dedi ya tevhidin ne kadar genişti. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne visâdeke arid. Evet. Biliyordu demek ki tevhidin. Felemmâ enzelallahu azze ve cel. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ne vakit ki insel buyurdu. Tilkel ayete bu ayeti. Ehkeme zâlik. Bunu mühkem kıldı Cenab-ı Hak. Ve reddel hükme. Hükmü de reddetti ilâ mâ ul bu şeye ki beyyene fîhâ. Onu da beyan etti. Hayt-ı abiyyat, hayt-ı esved. Minel fecri. Minel fecri dediği gibi artık mühkem oldu, bitti, kesildi, atıldı. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَيْذَنْ فِي ذَلِكَ. Bu mesele hakkında yine Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. مَا شُلْ بِرْ رِوَيَتْ كِ حَدَّسَنَا أَبُوْ اُمَيَّتُ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ نُعَيْمِ وَالْخَضْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ شُجَعَ قَالَ حَدَّسَنَا مُلَازِمِ بْنُ عَمْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرِ السُّحَيْمِ قال حدثني جدي قيس بن طلق قال حدثني أبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في عمر فنمز قال بيردي كلوا وشربوا سيزين زيتشنز ولا يهيدنكم ولا يهيدنكم بفتح أوله ودال مهملة يعني فتح له من هذا يهيده هيدا وهو الزجر sizi men etmesin. Ve la yehidennekum elbette sizi men etmesin. Ey la yetfa'ukum ve la yemna'ukum anil ekli ve şürbü. Ekli şürükten sizi men etmesin. Ney? Es-sati'u sütu'iden. Eyil mürtefi'ul müsa'idu ila vesedis sema. Göğün ortasında direk gibi bir ışık peyde olur. Bu sizi yemekten içmekten men etmesin. قَبْلَ الْيَعْتِرَاتِ اُفُقُنَ فَجْرِ صَادِقٍ zuhurundan evvel direk gibi yukarıya tülü eden ışık sizi men etmesin. İşte dediği gibi bu. Fecr-i Sadık'a itibar olmadığın delili bu. Birisi adam dese ki peki belki Fecr-i Kazip de seher vakti bitiyor. E bak Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? وَلَا يَهِدَنَّكُمْ sizi men etmesin. اَسَّاتِعُ sütü eden, tülü eden şey. Öyle tülü eden ki el-müs'idu is'ad edici yani göğün ortasına doğru gidici üfüküne değil de dikine gidici. Evet. Külü veşrebu siz içiniz. Hatta ya'taride hatta arzine zuhur edinceye kadar leküm sizin için el-ahmeru kırmızılık. Çünkü fecri sadik en evvela kırmızılıkla başlar sonra beyazlık gelir. Art üfüküne yani şöyle kavus gibi dağların üzerinden, tepelerin üzerinden evvela bir kırmızılık görünür. İşte o zuhur edinceye kadar siz yiyin için. Ve eşare bi yedihi Peygamber Efendimiz
işaret etti ve a'radaha, hem de onu arzına gösterdi. Yani dikine olunca böyle dikine, arzına olunca şöyle Peygamber Efendimiz eliyle de onu gösterdi. Yani kavus gibi böyle dağların etrafından olur. فَلَا يَجِبُ تَرْكُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah-u Teala'nın kitabından bir ayeti terk vacip olmaz. Ne olduğu halde, nassın, o ayette nass olduğu halde, kat'i surette delalet ettiği halde o ayetin terki vacip olmaz. Terk edemeyiz bunu. Efendim Hazreti Hüzeyfe'nin hadisinde var. Güneş doğuncaya kadar yenilir. Ya o ayet nazil oldu. Ayette nastır, kat'i surette delalet ediyor. Bu ayeti terk etmek caiz olmaz. Ve hadisu, hadislerin terki de vacip olmaz. Caiz olmaz. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. O hadislerde ne olduğu halde? Mütevatireten. Mütevatir olduğu halde. Öyle mütevatir ki, kad kabilet hel ümmetu. Ümmet-i İslamiye bunları kabul buyurdu. Ve amilet biha. Bunlarla da amel etti. Min ledünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zamanından ilel yevm, bugüne kadar. İlâ hadisin, bir hadise ki, bir, evet, bu ayeti terk etmek vacip olmaz. Neye terk etmek? Bu ayeti terk edip de yani başka birisiyle amel edelim. Neyle amel edelim? Bu ayeti terk edelim. Neye terk edelim? İlâ hadisin, bir hadise terk edelim ki, kad yecûzü, caiz olurken yekûne mensuhun. Mensuh olması caiz olur. Bimâ zekernâhu fî hâzel bâb. Bizim bu babda zikrettiğimiz şeyde mensuh olmuş olur. Mensuh olması caiz. Ayet-i kerimeden evvel böyle bir hüküm varmış, mensuh. Ya böyle diyeceğiz, yahut da ayet kat'i surette nazil olduktan sonra Resulullah Efendimiz bunu yapmaz. Ayetin nüzulundan sonra oldu derse bu hadis gene kabul edilmez. Şimdi bir adam dese ki ayet nazil oldu. Ayetin nüzulundan sonra Resulullah Efendimiz Hazreti Hüzeyfe ile yedi içti gün doğmadan evvel. E şimdi hangisiyle amel edeceğiz? Nes olan ayetle mi, yoksa ravilerin tarika ahad ile rivayet etmiş olduğu hadisle mi amel edilecek? Ayetle amel edilecek. Hem bu ayet nas. Bir de bunun mensuh olması caiz. Bu ayetin nüzulundan evvel olduğu olabilir. Ala kulli hal, ayet terk edilmez. Bir, bu hadisi alacak olursansa bunun karşısında birçok mütevatir hadisler var. Mütevatir hadisleri terk edip de bir tek hadisi mi alacaksın? Zirr ibn-i Hübeyş'in rivayetini mi alacaksın? Yok. Mütevatir olan hadisleri alacaksın. Şimdi bu elimizde hem ayet var, nes olarak, hem de mütevatir olan hadisler var ki seher vaktinin son vakti fecr-i sadika kadardır. Fecr-i sadikten sonra yenilmez. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي حَنِفَةَ. İşte Ebu Hanife'nin kavli budur. وَأَب۪ي يُوسُفَ. Ebu Yusuf'un kavli de budur. وَمُحَمَّدٍ İmam Muhammed'in kavli de budur. رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى. Allah-u Teala bunlara rahmet eylesin. وَاللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَسَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْمِهِ وَسَلِّمْ